Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 2019 yılının Kasım ayında meydana gelen olayda zihinsel engelli M.A.'nın merkezde çalışan 7 kişi tarafından darbe edildiği iddia edildi. Yaşanan darbedenin görüntülenmesi üzerine 7 kişi açığa alındı. Geçen süreçte Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 7 kişiden 6'sına uyarı cezası verdi. Soruşturmaları tamamlanan 7 kişi kurumun başka bölümlerinde görevlendirildi. Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ulusal basına çıkmasından sonra burada hiç kabahati olmadığı halde verilen talimatları uyguladıkları için sosyal medya ve medya baskısıyla açığa alınan 5 işçi 7 kişinin açığa alınmasının yanlış olduğu açıklamasını yapmıştım tam 2 sene önce. O açıklamadan sonra başta o çalışanlar olmak üzere onlara ve bana çok ağır hakaretler, tehditler yapıldı. Ve sadece o medyada çıkmasından dolayı o insanlar aylarca işsiz kaldılar, aylarca sigortalara yatırılmadı. Aylık ücretlerini alamadılar. Başta kadın programları olmak üzere günlerce bize bırakın sendikacılığını ondan insan bile olmaz diye hakaretler edildi. Daha sonra tabii devlet işliyor. Gerek bakanlık, gerek valilik, gerekse adli makamlar soruşturmalarını yaptılar. Ve ilk olarak adli makamlar, savcılık burada bir suç yoktur diye olayı kapattı. Daha sonra bakanlığın ve valiliğin soruşturmaları da sonuçlandı. Ve çalışanlar işlerine döndüler. Fakat o esnada o kadar haysiyet celladı, medya maymunları bize ve çalışanlara yapmadıkları hakareti bırakmadılar. O insanlar tekrar işlerine döndü. Tabii buruk bir şekilde döndüler. O kamerayı çeken kişinin sanki orada da bir şiddet varmış gibi yayması ve tabii bunun yaygın basında hani tabir edilir ya hani köpeğin insanı ısırması haber değil, insanın köpeği ısırması haber değer taşır diye. Engelli çocuklar ya da rehabilitasyon merkezindekilerine sanki bir şiddet haberi çıktığı zaman acayip bilgi görmesi iştahlarını kabartıyor ve köpürttükçe köpürtüyorlar. Burada 7 masum insan aylarca evlerinden çıkamadı ve kendilerine sürekli tehditler yapıldı. O haysiyet cellatları eserleriyle övünsünler. Geçtiğimiz günlerde sadece Kayseri'de değil Aydın'da da aynı şekilde kendisine zarar verme ihtimalinden dolayı zihinsel engelli bir çocuğu sürekli halının üzerine çekmeye çalışan anneyi de çocuğa şiddet uyguluyor diye gösterenler bırakın burada bu çocuklarla bir gün, iki gün, bir saat geçirmeyi yanlarından bile geçmeye korkarlar, tiksinirler. Ama sanki o çocuklara bir engel olunduğunda, tedbir alındığında şiddetmiş gibi bunu haber etmekten hoşlanırlar. Gün döndü, devran döndü ve bu insanlar işlerine başladılar. Bu iş bitmeyecek. Rehabilitasyon merkezleri sürekli çalışacak. Buradaki annelerin, babaların çektikleri sıkıntıları hiç kimse görmeyecek. Ama o insanlar çalışmalarına devam edecekler. Engellilerden gördükleri eziyetleri, yedikleri dayakları kimseye şikayet edemeyecekler. Mahkemeye veremeyecekler. Hamilelerin düşük tehlikesi geçirdiğini yedikleri tepkilerden dolayı söyledim ama kimse bilmeyecek bunu. Yalnız kendisine zarar vermesin diye çocuğu bir şekilde engelleyip kaldırdıkları zaman şiddet görüyormuş gibi muameleyi hemen duyuracaklar. Olayın birinci yönü bu. Hak yerini buldu. O insanlar işine başladı. O cellatlar da cellatlığıyla kaldı. Bunların biteceğini zannetmiyorum. Özür de dilemeyecekler. O bütün söyledikleri kem sözler kendilerine dönmüş oldu. Fakat burada sıkıntı hala devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Burada bir sürü engelli var, zihinsel engelli. Burada bir de kadro var, bakıcı anneler var, babalar var. Fakat yetersiz kalıyorlar. Aynı il müdürlüğünün başka bir biriminde fazla anne var, fazla baba var. Burada eksik anne var, eksik baba var. Fakat oradaki anne ve babayı bu tarafa getiremiyoruz. Neden? Çünkü vali bey görevlendirmeleri kabul etmiyor. Ya burada ihtiyaç var. Orada 3 anne 5 çocuğa bakıyor. Burada bir anne 15 tane engelliye bakmak zorunda. Nasıl bakacak? Çok seviyorsanız engellileri bunları çözün. Hayır, valilik engelliyor. Peki valilik engellerken ne yapıyor? İşçileri bakanlığa gammaz diyor, işten çıkartılmalarını sağlıyor.
Ya bir valilik bir işçinin işten çıkartılması için uğraşır mı? Bir valinin işi bu mu? Bakanlığa yazı yazıp şunu işten çıkartın. Yani başka bir kurumda, burada değil bahsettiğim şey. Ama valiliğin buradaki sorunları çözmesi gerekirken, ki o zaman açığa alınmalarının temel sebebi budur. Bakanlık tarafından da valilik tarafından da medyada çıkmaz, ama medyada çıktı açığa alalım. Ya bir araştırın, bir bakın. Yani usulü uygun olmayan ne yapmışlar bunlar? Adalet yerini bulsun. Devlet adaleti sağlaması gerekir. Fakat görevlendirmelerle şu anda kurumlara eziyet ediliyor. En çok eziyet de bu kurum çekiyor.